Herkese selam arkadaşlar, Türbedeniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ülkemizin yetiştirdiği önemli hattatlardan biri olan Mustafa Halim Özyazıcı ile ilgili video paylaşacağım. Kabri Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'ndadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Mustafa Halim Özyazıcı 14 Ocak 1898'de İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Abdülhalim olmakla beraber Halim ismiyle tanınır. Babası Kırımlı Nalıncı Hacı Cemal Efendi, annesi Sudanlı Adviye Bacı'dır. Esekapı İptidai Mektebi'ni bitirdikten sonra Aksaray'daki Hususi Gülşen-i Marif Rüştiyesi'ne girdi. Rüştiyeden mezun olunca 1914'te Sanayi Nefize Mektebi'nde Hak Şubesi'ne kaydoldu. Tahsilin ilk yılların ardından 20 Mayıs 1915'te Babaeli'de açılan Medrese-ül Hattoyne geçti. Burada Hasan Rıza Efendi ve Kamil Efendi'den Sülüs, Nesih ve Rıka Mehmet Hulusi Efendi'den Talik, Tuğrakeş, İsmail Hakkı Altun'un Bezer'den Celil Sülüs ve Tuğra, Ferit Bey'den Divani ve Celil Divani, Sait Bey'den Rıska yazılarını neşketti. Fırsat buldukça Yeniköylü Nuri Bey ve Bahattin Efendi'ye teyzini motiflerle çalıştı. Medreseye girişinden 6 ay sonra hocası Sait Bey'in aracılığı ile Divani Humayun'un kaleminde devam etmeye başladı. Ve resmi yazışmalar hususundan bilgisini geliştirdi. Mart 1916'da askerliğe çağrıldığında müracaatı üzerine Harbiye nezaretince önce matbaayı askeri hattatlığına getirildi. Bu arada Medresülü Hattat'ın deki derslerini de aksatmadı. 6 Ekim 1918'de son 3 arkadaşıyla beraber icazet alarak mezun oldu. Medresede öğretilen bütün hat cisimlerini naşkettiği halde icazetnamesi Celil-i Sülüs ve Tuğra nivilerindendir. Divan-ı Humayun'daki kalem efendilerine mahlas verilmesi adet olduğundan burada aldığı zuhdi mahlasını sonraki yıllarda yazılarına imza atarken zaman zaman kullanmıştır. Mezuniyetinden sonra askeri matbaa ve Efkaf-ı İslamiye matbaasındaki çalışmalarının yanı sıra bazı mekteplerde ve Cağaloğlu çevresindeki matbaalarda faaliyetlerini sürdürdü. Şubat 1924 sonunda terhis edilince Babaeli Caddesi'nde bir yazıhane açarak 1928 yılı sonuna kadar her türlü hatta levha, kartvizit, mühür, kitap başlığı tasarlayarak yazmıştır. Kalemindeki sürat alışkanlığını serbest çalıştığı bu yıllarda kazanmıştır. 1929'da uygulamaya başlayan harf inkılabı kanunuyla bütün hattatlar gibi Halim Efendi de mesleğinden koparak Haziran 1920'den itibaren üstlendiği devlet matbaası hattatlığından ayrılarak mecburiyetinde kaldı. Henüz 30 yaşındayken sanatın zirvesine varmış bulunan Halim Efendi, Ağustos 1929'da bu hattın geçerli olduğu Mısır'a gidip yerleşmek için Mısır konsolosluğuna müracaat ettiyse de bu teşebbüsü neticesiz kaldı. Halim Efendi 1930 yılından sonra Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından tamiri kararlaştırılan camilerin yazılarının yenilenmesinde çalıştı. Yavuz Selim Camii ile başladığı kubbe yazısı çalışmasına Bali Paşa ve Azapkapı ile Sultanahmet'teki Sokullu Mehmet Paşa camilerine devam etti. Bu arada yarım kubbe yazıları ile kalem sahasını genişletti. Arkasından Beyoğlu Ağa Camii'nin kuşak yazısını yeniledi. Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nin tamirine muhtelif yazılarıyla katıldı. Şehrimini Camii'nde de bir kuşak yazdı. Yeni yapılan İzmir'de Alsancak, Rize'de Şeyh Denizli'de Delik Çınar camilerinden sonra Ankara'daki Maltepe Camii'nin kubbe ve kuşak yazılarını 1958'de tamamladı. Süleymaniye Camii'ni 1960'daki büyük tamirinde aslen göğüsleri üzerindeki Hasan Çelebi'ye 1002-1594'ten sonra ait yazıları aslında bağlı kalarak tekrar yazdı. Yeni yapılan bazı mescit ve camiler için varak altında cihariyar takımları hazırladı.
Öz yazıcı bu celle sülüs hatlarını alışageldiği gibi önce küçük yazdıktan sonra bunu santranç usubeliyle büyüterek değil, daha başlarken kurşun kalemi veya füzenle harflerin yerlerini tasarlayıp provasız olarak doğrudan celli kalemiyle ve şok süratle yazabiliyordu. 1946 Ağustos'unda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Dil İzni Sanatlar Şubesi'nde Hüsnü Halt Muallimi olarak tayin edildi. Sayısı 30'a varan ve çoğu misafir öğrenci olarak derslere katılan talebeleriyle yakından ilgilendi. Ancak devamında sebat gösterip icazet alınan talebesi olmadı. Ocak 1963'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. Kendisinden meşk alanlar arasında Sülüs-i Nesih'te Mustafa Bekir Pektem, Saim Özel, Recep Berk, Aydın Yüksel, Ali Rüştü Oran, Divani Celil Divanı'nda Ali Alparslan, Mehmet Uzunoğlu, Talik'te Baha Doğramacı öne çıkan isimlerdir. 30 Eylül 1964'de vefat eden Halim Efendi, 2 Ekim 1964'te Sümbül Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.